Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz temel bıçak becerileri ve doğrama teknikleri. Evet, biliyorum daha önce çekmem gerekiyordu. Yaklaşık 30 video oldu kanala açalı. Çokça Instagram üzerinden de soru geliyor bu konuyla alakalı. Hemen A'dan Z'ye bütün hepsini göreceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, şimdi sizlere günlük kullandığım bıçaklarımı, ekipmanlarımı tanıtmak istiyorum. Kısaca geçeceğim, çok fazla detaya girmeden. Tabii ki olmazsa olmaz masatımız. Birazdan detaylarıyla bıçağımızı nasıl masatlarız onu göreceğiz. Bir masatımız var. Hemen ardından şef bıçağımız geliyor. Kişinin kendine özgü rahat edebileceği şef bıçağını bulması biraz zaman alır açıkçası. Elini bileğini ağrıtmayan, ergonomisi iyi olan şef bıçağını bulması zaman alır. Açıkçası ben de birkaç denemeden sonra bunda rahat ettiğime karar kıldım. Daha sonra burada bir et sıyırma bıçağım var. Diğer bıçaklara göre biraz daha şöyle kalındır ve sağlamdır. Dayanıklı bir bıçaktır. Kemiğin üstündeki etleri sıyırmak için kullanırız. Bunu geçiyorum, birazdan 1, 2, 3, üçünü birlikte anlatacağım. Burada bir flexible fileto bıçağımız var. Görüyorsunuz, esnek bir bıçak. Bu bıçağı fileto çıkarmak için kullanıyorum. Burada özel bir bıçak var. Ekmek bıçağı. Kayı marka, Japon çeliği. Çok kaliteli, çok güzel. Çok severek kullanıyorum. Ekmekten karpuza kadar her şeyi çok rahatlıkla kesiyor. Etlerimizi parçalamak için veya mutfaktaki makas ihtiyacı duyduğumuz diğer işler için kullandığım bir makasım var. Evet, küçük işler için kullandım. Şöyle. Bir de yine kayı marka bıçağım var. Bu da gayet güzel, kaliteli bir bıçaktır. Bambu saplı. Koruması da bambu. Şöyle bir koruması var. Burada tırtıklısı var. Domates soymak için ideal. Burada da en sağlam, dayanıklı olanı. Bunları kullanıyorum. Hadi şimdi geçelim. Evet, birinci kural. Doğramaya başlamadan önce yapılması gerekenler. Tahtamın altına hepimizin evinde bulundurduğu şöyle peçetelerden serdim. Elimi ıslattım. Üstlerine serptim. Tahtam ıslandı. Evet, artık tahtam yerinde sabit. Hiçbir şekilde oynamıyor. Bu bir. İkinci kural, bıçak ve masatın uyumu. Şimdi şöyle bir durum var. Masatsız bıçak herhalde yaklaşık bir gün boyunca keskin kalabilir. Hemen size nasıl yapılması gerektiğini söyleyeceğim. İki tür var. Hangi türü yapıyorsanız sürekli o türde yapmanız gerekiyor. Birincisi yukarıdan aşağı, ikincisi aşağıdan yukarı şeklinde. Dediğim gibi, eğer ki sürekli yukarıdan aşağı yapıyorsanız sürekli, çünkü bıçağın ağzı ona göre alışacaktır. Eğer sürekli aşağıdan yukarı yapıyorsanız ve sürekli de bu teknikle devam etmeniz gerekiyor. Yani bir yukarıdan aşağı, bir aşağıdan yukarı yaparsanız bıçağın ağzı bozulabilir. Sürekli aynı yönde masatlıyoruz bıçağımızı. Nasıl yapıyoruz hemen göstereyim. Önce yukarıdan aşağı bıçağımızı yasladık. Şöyle arada bıçakla masat arasında 1 lira boşluk kalacak kadar, 1 lira kalınlığında bir boşluk kalacak kadar en uçtan, en dipten, en uca kadar başlıyoruz. En dipten başlıyoruz. Aşağı doğru çekerken en uçta bitiriyoruz. Hareket bu. Masatların özelliği, masat bittikten sonra şurada bir el koruması vardır. Şöyle yakından bakarsanız zaten bıçak mesela buralara temas etmiş. Bu el koruması olmazsa bu bıçak buradan kayıp elinizi kesebilir. Buradaki el korumasının geniş kısmına baş parmağımızı dayadık.
Diğer kısmına da işaret parmağımızı dayadık. Sıkıca tuttuk masatımızı. Bıçağımızı da tutuyoruz. Ve diğer taraftan. Şu an yavaş yavaş gösteriyorum size. Budur. Aman dikkat. Masatlama işlemi çok önemli ve çok tehlikeli. Bir el pratikliği oluşmadan lütfen şov yapmaya kalkışmayalım. Bu birinci hareketimiz. Bir yerden sonra tamamen size refleks olarak dönecek bu hareket. İkinci hareketimizde dediğim gibi aşağıdan başlıyoruz. Yukarı doğru. Başlangıç noktamız yine dibinden. Uca doğru. Yine döndük tam tersine. Bu harekette. Bu şekilde. Ama dediğim gibi hangi teknikle gidiyorsanız sürekli o teknikle masatlıyorsunuz bıçağınızı. Masatlama olayı da budur. Önümde mantarlarım var. Mantarları doğramadan önce hemen size bu işin bıçağı tutuşu göstereyim. Ayı pençesi tutuşu diyenler var. Bıçağı işaret parmağımızın üstüne koyduk. Baş parmağımızla da tam karşı gelecek taraftan tuttuk bıçağın yüzeyi. Geri kalan 3 parmak ve avuç içi bıçağın sapından kavruyor. Tutuş budur. Bıçağın sırtı işaret parmağımızın şu boğumundan destek alıyor. Tutuş budur. Eğer ki bıçağı şöyle tutarsanız, böyle tutarsanız ya da bu şekilde kavrarsanız rahat çalışamazsınız. Bir müddet sonra bileğiniz ağrır. Tam olarak gücü buraya aktaramadığınızı fark edersiniz böyle çalışırsanız da. Bunlar hiç rahat ergonomik çalışma tarzları değil. Şimdi mantarları niye çıkardım? Mantar doğraması en kolay sebzelerden, ürünlerden bir tanesi. Tabii mantar sebze değil. Bunu da atlamayalım. Mantarın süngerimsi bir yapısı olduğu için ilk önce bu tekniği uygularken bunu da antrenman yapmanızı tavsiye ederim. Mantar kolaydır doğraması, sert değildir. İkinci kural, hemen mantarı da göstereceğim. Mantarı tutuş, yani ürünü tutuş, doğrayacağımız ürünü. Yine pençe şeklinde yapıyoruz. Tuttuk ürünü. Parmakların en ucundaki boğumları içe doğru tuttuğumuz yerden katladık. Bıçak tamamen orta parmağın şu kemiği üzerinde gidip geliyor. Bu emniyeti sağlayan parmak. Bıçağı buraya yasladık. Bıçağın ucu tahtada. Hareket. Bıçağın ucu hiç tahtadan kalkmıyor. Sona doğru yaklaştık. Mantarı yatırdık. Ve bitirdik. Hareketimiz nasıl? Bir de mantarsız görelim. Sürekli bıçağın ucu yerde gidip gidip geliyor. Kendimize doğru çekiyoruz. Ve orta parmaktan ayırmıyoruz hiçbir zaman. O emniyet. Kesmek istediğimiz kalınlıkta mantarımızı veya başka bir sebzemizi, meyvemizi, ürünümüzü parmağımızı o kadar geri kaydırıyoruz. Ve tekrardan bıçakla parmağın o kemiğini buluşturuyoruz. Bu kadar. Tekrar görelim. Sona geldik. Yatırdık. Tekrar görelim. Bu kadar. Evet. Tekrar ettikçe bu alışkanlığı kazanacaksınız. Evet, tahta kullanımını, masatlama işlemini ve bıçak tutuşunu hep birlikte gördük. Şimdi sırada doğrama teknikleri var. Evet. Sizlere göstermek istediğim doğrama teknikleri, en temel olanları birçok çeşidi var. Ama ben sizin mutfağınızda, evinizde veya aşçılığa başladıysanız, başladığınız mutfakta en sık kullanacaklarınızı göstermek istiyorum. Şimdi ilk önce dice olayı var. Dice demek küp. Bu küplerin de boyutları var. Small dice, medium dice, large dice. Bunların hepsini hemen şuradan
Bir tane biber aldım. Biber de göreceğiz. Biberimizi şöyle açıyoruz. Şuradaki beyaz damarlı kısmını düzlüyorum. Evet. İlk önce large dice'ı göreceğiz. Large dice için buradan şöyle büyük parçalar kesiyorum. Bunları bir araya topladım. Şu büyüklükteki küpleri elde ettim. Hemen geldik medium dice'a. Yine bir araya topladım. Bu da medium dice küplerimiz. Sıra geldi small dice'a. Burada da small dice şekilde kesilmiş biberlerimiz. Evet. Small dice, medium dice, large dice. Geldik julienne. İlk önce burayı bir düzledim. Şurası biraz kök kısmı, onu almadım. Farklı farklı ürünlerde gösteriyorum ki siz de uygularken farklı ürünlerde zorlanmayın diye. Şuradan birkaç tane yaptım. Başta böyle üst üste birkaç dilim yapmak yerine tek tek de yapabilirsiniz. Hemen şöyle mesela göstereyim. Evet. Julien. Şöyle biraz daha yapalım. Olabildiğince eşit parçalar çıkartmaya çalışın. Bir de bunun kardeşi olan fine julien var. Yani daha ince. Biraz daha ince çalışacağız. Bunu da fine julien. Geldik burnuaza. Yine turpumdan. Dilimler kesiyorum. Julien keser gibi. İlk önce julienleri çıkartıyorum.
Sonrasında bunları eşitleyip buradan yine anlattığım gibi pençe tutuşumu yaptım. Emniyetimi aldım, bıçağımı sabitledim ve şimdi aynı hizaya getirirsem eşit parçalar çıkartabilirim. Buradan small dice buydu, hatırlıyorsunuz. Ondan da küçük burun ağız yaptık. Sıçan dişi diye de geçiyor. Ben size orijinal isimlerini söylüyorum. Yavaş yavaş yapıyorum, rahatça görebilirsiniz diye. Evet. Gördüğünüz gibi küçük küpler elde ettik. Bunları da karşı tarafa aldık. Evet. Şimdi sırada oblik var. Bir tane soyulmuş, temizlenmiş havuç aldım. Ben bu şekli çok seviyorum. Sık sık da kullanmaya çalışıyorum. Bunun diğer adı roll cut, yani çevir kes. Neden böyle diyorlar? Bıçağımı çapraz tuttum. Kestim. Çevirdim. Bir tane böyle. Çevirdim. Ya da bıçak hareketiyle de bunu yapabilirsiniz avucu çevirmeden. Bir düz, bir yan. Bir düz, bir yan. Oblik bu şekilde. Diğer sebzelerle de uygulayıp çok güzel. Bence şekil olarak da düz kesmektense çok çok daha güzel. Oblik de burada. Şimdi sırada şifon hat var. Bunu belki diğer önceki videolardan hatırlarsınız. Böyle yeşil yapraklı sebzeleri güzel güzel doğramak için kullanılan bir teknik. Buradan temizledim. Ve getiriyorum büyükten küçüğe doğru. Üst üste diziyorum. Şöyle bir 5-6 tane. Üst üste dizdikten sonra hareketim bunları sarmak üzerine. Şöyle rulo şeklinde yapıyorum. Rulo şeklinde yaptıktan sonra bu elimle fazla bastırmadan, sebzeyi ezmeden bununla şöyle bu işlemi yaparken bıçağınızın keskin olduğuna dikkat edin. Neden? Çünkü eğer bıçağınız keskin olmazsa bu taze yeşil sebzenizi ezer ve sebzeniz yaklaşık bir 10-15 saniye sonra kararmaya başlar. Şöyle bir kez daha göstereyim. Olabildiğince ince. Bıçağı bastırmıyorum. Bıçak kendi ağırlığıyla ve kendi keskinliğiyle kesiyor. Bunun ismi de şifon hat. Son olarak en sık kullanacaklarınızdan bir tanesi çap. Nedir bu diyeceksiniz? Bu genelde görürsünüz ya böyle şu hareket
kebapçılarda kıyarlar falan. Bunun orijinal ismi çap. Şöyle biraz maydanoz aldım. Önüme. Bir araya topluyorum. İlk önce bir miktar bunları küçültüyorum. Bunları küçülttükten sonra işte o bahsettiğim harekete bıçağın ucundan emniyet alarak buraya bastırarak malzememizi kıyıyoruz. Evet, bu işlem de bu kadar. Şimdilik size gösterebileceğim en temel kesim teknikleri bunlar. Birazdan altlarında isimleri ve santim milimetre bazında ölçüleri de çıkacak. Öğrenci arkadaşların işine yarar diye düşünüyorum. O yüzden tek tek isimleri yazacak. Bugünlük konumuz buydu. Benden bu kadar. Eğer ki videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.